Merhaba arkadaşlar, 26. dersteyiz. Dersimiz tabiilerden ikincisi olan tekit. Birincisi sıfattı, ikincisi tekit. Tekit de ciddi anlamda, hakiki anlamda doğrudan bir amil tarafından etkilenmiyor. O da bir şeye uyduğundan dolayı irabını alıyor. Örneklere bakıyoruz. El-fadilete, el-fadilete iki kere kelimenin tekrarı. İkincisimiz tekit diyoruz. İkinci kelime, birinci kelimeyi güçlendirmiş, pekiştirmiş. Türkçe'de buna pekiştirme diyoruz. Tekit. Vurgulama diyoruz. Bu lafzi tekit. Doğrudan kelime birebir aynısıyla tekrar edilmiş. İkincisi manevi tekit örneği. Ca'el emiru nefsuhu. Geldi emir kendisi. Nefsuhu kendisi demek. Bu da manevi tekit. Birazdan bunları açıklayacağız. Nefsuhu kelimesi, emir kelimesini pekiştirmek için kullanılmış. Emir fail olduğu için merfudur. Nefsuhu da faile tekit olduğu için merfudur. Kaide. Et-te'kidu. Evit-tevkidu. Ya te'kid ya da tevkid. İkisi de olur. Nedir tekit? Tabi'un tabidir. Mükerrerun. Tekrar edilmiştir. Yüz kere zikredilir. Li-tesbiti emril mükerrer. Tekrar edilen işin tespiti için fi nefsi sami dinleyicide. Dinleyicide tekrar mükerrer olan emrin, olayın tespiti için zikredilen mükerrer olan tabidir. Ne gibi? Kelmitali'nin ilmetkureyi zikredilen iki tane örnek gibi yukarıda. Vavva tekit kısman iki kısımdır. Lafziyyun ve maneviyyun. Tevkid lafzi ve manevi diye iki ayrılır arkadaşlar. Birincisi tevkid-i lafzideyiz. Adı üstünde lafzi yani kelimenin ya da cümlenin tekrarıyla yapılan tevkidler. Tala'al hilalul hilalu. İki kere hilal kelimesi tevkid edilmiş, tekrar edilmiş. İkincisi birincisini pekiştirmek için kullanılmış. İkinci hilal, birinci hilalin tevkididir. Fiil fail var burada tala'al hilalu. Sonra bir daha hilal diyoruz. Onu da faile tekit yapıyoruz. Hazel leythu el esedu. Leys ile esed ikisinin anlamı aynı. İkisi de aslan demek. Bu aslandır aslan diye tercümesi var. İkinci esed kelimesi leyth kelimesinin vurgulayıcısıdır. Tekittir arkadaşlar. Tekid-i lafzi. Ene ene müçtehidun. Ben çalışkanım. Burada da müptedanın tekrarı var. İkinci ene, birinci eneyi tekit yapmış, vurgulamış. İkincisine tekit diyoruz. Merfudur. Tekitlenen kısmı müekket deniliyor arkadaşlar. Tekit, müekket, tekit edilen demek. Çok önemli olmasa da duymanız iyi olur. Dördüncü örneğe geçtik. Ketepte ente, ketepte ente. Burada da munfasıl zamir, muttasıl zamiri tekit etmiş. Bakın. Ente, te'ye tekit olarak kullanılmış. Ketepte ente derse, sen yazdın dersi. İkinci ente, birinci te'yi ki onun da anlamı ente, pekiştirmek için kullanılmış. Failin tekidi olduğu için mahallen merfudur arkadaşlar. Ektubu ene derse, ektubu ene, ben yazıyorum, ben dersi. Ektubunun içinde gizli bir ene var arkadaşlar. O gizli eneyi pekiştirmek için açık ene getirmiş. Zaten ektubunun failinin açık gelme ihtimali yoktur. Faili gizli gelmek zorunda olan kelimelerden bir tanesidir ektubu. Faili gizlidir, enedir. İkinci ene de tekit için, pekiştirmek için kullanılmış. Munfasıl zamir, müstetir zamiri tekit etmiş. 6. Ketepte ente nefseke derse. Burada da hem ente hem nefseke T'yi vurgulamış. İki tane peki tekit gelmiş. Ketep T, ente, nefsu K. Sen yazdın, sen kendin yazdın, ederse dersi. T, ketep T, sen yazdın, ente, sen yazdın, nefsu K, kendin yazdın, derse dersi. İki tane tekit var burada da. Biri ente, biri nefsu K. Yani birisi lafsi, birisi manevi tekit. Ektubu ene nefsi. Bakın aynısı. Ektubunun faili gizli öznemiz enedir. Şu ene o gizli özneyi müstetir zamiri tekit etmiş. Nefsi de
manevi tecrid olarak ikinci tecrid olarak gelmiş. Ektubunun failine iki tane tecrid gelmiş arkadaşlar. Ben yazdım, ben kendim yazdım dersi. Câ'e câ'el haberu. Haber geldi geldi. Haber geldi geldi. İki tane fiil, bir ikincisi birincisini tehdit etmiş. Câ'e câ'el haberu. Bir tanesini de söylesek anlam çıkıyor. Câ'el haberu. Câ'e câ'el haberu. İkinci câ'e, birinci câ'e tehdit oldu. La la ebuhu bisirri. Hayır hayır, ben sırrı ifşa etmeyeceğim. İkinci la, birinci la'ya tehdit olmuş. Harf harfi tehdit etmiş. Hemen üstünde fiil fiili tehdit etmiş. Daha yukarıdakilerde isimler isimleri tehdit etmiş. Şimdi en altta bir de cümle cümleyi tehdit ediyor. Bakın. Tala'l hilalu, tala'l hilalu. Evet, ay doğdu, ay doğdu. İki kere söylüyoruz arkadaşlar. İkinci cümle, birinci cümleye tehdit olmuş. Şimdi kaidesine geçiyorum. اَتَّكِيدُ الْلَفْصِي Lafzi tehdit. يَكُونَ olur. بِاِعَادَةِ الْلَفْصِ الْاَوَّلِ Birinci lafzın iadesiyle bir lafzı birebir. Birinci lafzın birebir iadesiyle olur. Tekrarıyla olur. طَلَعَ الْهِلَالُ الْهِلَالُ Bakın burada hilal hilal iki kere tekrarlanmış. İkincisi birincisini tehdit ediyor. O ya da bir müradifi ya da eş anlamlısını kullanarak tehdit edebilirsiniz. Müradif eş anlamı demek. هذا الليث الأسد ليس الأسد ikisi de aslan demek. İkinci kelimemiz olan esed, birinci kelimemiz olan ليث kelimesine tekit olmuş. Bu lafsi tekittir arkadaşlar. وَيَكُنْ olur tekide ismin zahirin, zahir bir ismin tekidi, ismin zahir, zahir bir ismi olabilir. Yani açık isim, açık isme tekit olur. Ne gibi? جَاءَ زُهَيْرٌ زُهَيْرٌ İkinci Züheyr, birinci Züheyr'in tekit olmuş. Açık isim, açık ismin tehdidi olmuş. Ve tehdidi damirin, munfasilin, munfasıl zamirin de tehdidi olması limitlihi, aynı kendisi gibi munfasıl bir zamire tehdidi olması sahihtir. Örnek, ene, ene, müştehirin. İkinci ene, munfasıl zamir olarak birinci enenin, ki o da munfasıl zamir, tehdidi olmuş. Tehdidi damirin, muttasıl, muttasıl zamirin tehdidi de caizdir. Muttasıl zamir şu. Ente muttasıl zamiri tehdit olmuş. Ketepte ente derse munfasıl zamir muttasıl zamire tehdit olmuş. Avli zamirin müstetirin ya da gizli zamire tehdit olur. Ektubu gizli bir ene onun failidir arkadaşlar. Gizli ene. Açık olan şu ene de bu gizli enenin tehdit olmuş. Ektubu ene derse ben yazıyorum dersi. Arkadaşlar ektubu gibi fiillerin faili zaten açık gelemiyor. Evet. Ve izâ eradte te'kîde damirin muttasilil merfu' merfu yani fail olan muttasıl zamirin te'kidini dilersen ayıla damire müstetir müstetir zamirin te'kidini dilersen ya muttasıl ya da müstetir bin nefsi evil ayni nefs veya ayn kelimeleriyle yani bu manevi lafı te'kid yapmak istersen muttasıl zamiri ya da müstetir zamiri. Vacebe vaciptir en tuekide. Onu vurgulaman, tehdit etmen. Öncelikle munfasıl bir zamirle. Merfu munfasıl bir zamirle. Önce onu tehdit etmen lazım. Sonra nefs ve ayn kelimeleriyle ikinci bir tehdit getirebiliriz. Evet, müstetir zamiri veya muttasıl zamiri doğrudan nefs veya ayn kelimesiyle tehdit yapamazsınız. Önce munfasıl bir zamirle tehdit edersiniz. Sonra nefs ve aynı getirebilirsiniz. Örnek. Bakın muttasıl zamir. Ketepte ente nefseke ederse. Şu nefsekeyi doğrudan tehdit yapmak istersen muttasıla yapamazsın. Mutlaka araya bir tane muffasıl zamir getirmen lazım. Muttasıl zamire ya da gizli zamire nefsuhu aynuhu gibi kelimelerle doğrudan tehdit yapamazsın. Ancak araya bir tane muffasıl zamir tehdidi getirirsin. İki kere tehdit etmiş olursun. İkincisine örnek yani müstetir zamire. Ektubu, gizli bir enesi var. Ektubu ene nefsi ederse. Şu nefsiyle doğrudan gizli olan zamiri tekit edemez. Ektubu nefsi ederse diyemez. Ancak araya bir mufasıl zamirle o gizli olan zamiri tekit edersin. Sonra nefsi getirebilirsin. Ektubu gizli ene faili. Ene
nefsi ederse. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Müstetir zamirle muttasıl zamire doğrudan nefsuhu aynuhu tekit olmaz. Ancak araya munfasıl bir zamir tekiti getirilir. Sonra nefsuhu aynuhu ile tekit yapılabilir. Ve yekun olur eydan aynı şekilde tevkide fi'lin li fi'lin. Evet, bir fiili bir fiile tekit yapabilirsin. Câe, câel haberi gibi. Tevkide harfin li harfin. Harfi harfe tekit edebilirsin. La, la, ebuhu bisirri. Yani la ebuhu bisirri ama iki kere la'yı söylüyoruz. Harf harfe tekit oldu. Ve tevkide cümletin li cümletin. Cümleyi cümleye tekit edebilirsin. Tala'al hilalu, tala'al hilalu da olduğu gibi. Lafzı tekidi anladığımızı düşünüyorum. Şimdi manevi tekide geçiyoruz. Ca'ar racilu nefsuhu. Açık isme manevi tekit yapacağız nefsuhuyla. Geldi adam kendisi. Ya da racülani e'yunuhuma. Ca'ar racülani e'yunuhuma. İki adam geldi, kendileri geldi. E'yunuhuma. Nesneleri demek, vücutları demek. Çoğul olarak aldığımızda ca'er ricalu kulluhum. Kulluhum, rical kelimesine manevi tekit oldu. İki, ra'itul kavme, kavme ammetehum. Gördüm topluluğu, hepsini. Ammetehum, kavm kelimesine manevi tekit olmuş. Ya da ra'itul ceyşe, ceyşe cemi'ahu, ordunun bütününü. Cemi'ahu, cenşeye bedel tekit olmuş, manevi tekit. Çoğul olarak alıyoruz. Ra'itu telamide ecma'ine. Telamize ecma'ine. Ecma'ine manevi tekit olduğu telamiz kelimesi. Üçüncü satıra bakıyoruz. Zehber racülani kilahuma. Kila kilta. İki kişiyi tekit etmek için kilahuma ya da kiltahuma kullanılıyor. Zehbe gitti, racülani, iki adam, er-racülani, kilahuma, onun tekidi. Ra'itul mer'ateyni kilteyhima. Bu da mer'ateyni kelimesinin tekidi. Meful olduğu için mansuptur, yeyle. Bu da yeyle yine mansuptur, kiltey. Maratu bir-racüleyni, bir-racüleyni, kileyhima. Burada da teki kullanmış, şey kullanmış, iki kullanmış. Mefuldür, mansuptur, yeyle. Kileyhima da mansuptur, yeyle, tekittir. Kaidesine bakıyoruz arkadaşlar. Et-tevkidul ya da et-tevkidul manevi. Manevi tekit yekûnu olur bi zikri en-nefs. Evet. Nefs, el-ayn, küllü, cemi' amme, kila, kilta kelimeleriyle yapılır. Manevi tekit bu kelimelerle yapılıyor arkadaşlar. Ba'del ismil müekket, tekitlenen isimden sonra bu isimler getirilerek manevi tekit elde edilir. Şartı var mı? Ala şartı en tudafe hâzî esma, bu isimler izafe edilecekler. İlâ damirin, bir zamire. Yunâsibu damirel müekket, o tekitlenen kısma uygun bir zamir barındırmaları şartıyla. Diyoruz ya, nefsuhuma, aynuhum, işte kullu, ha, hu falan diyoruz ya, o zamirler öncesindeki müekkete uymak zorundadır. Bu zamirlerle beraber bunlar manevi tekit olabilirler. Kema tarafil emtiletil mezkura, zikredilen örneklerde gördüğümüz gibi. Şimdi arkadaşlar kila ve kiltanın irabına geçiyoruz. Malumunuz ikil olan isimlerin irabıyla iraplanıyorlar. Raf halleri elifle, nas ve cer halleri hikayeyle geliyor. Ca'er racülani kilahuma. Racülani fail olduğu için merfuttur elifle. Kilahuma da faile tevkid olduğu için merfutur elifle. Ra'itur racüleyni kileyhima. Racüleyni burada mefuldür, mansuptur yeyle. Kileyhima bu da tevkid olduğu için yine yeyle mansuptur. Maratu bir racüleyni kileyhima. Bir harfice racüley mecrurdur yeyle. Kiley mecrurdur yeyle. Ca'et kiltel mer'ateyn. Bu sefer kilanın müennesi kilta. Cahit geldi, kiltel merateyni, iki tane kadın. Kiltadaki elif, raf alametidir çünkü faildir.
Raitu gördüm kiltel merateyni, o iki bayanı. Şimdi burada şey öğreneceğiz arkadaşlar, şartı vardı yukarıda, zamirlere bağlanma şartı vardı ya. Burada direkt kadın geliyor, kila kilta. Sadece müennesliği değil, kuralda biraz daha farklı bir şey göreceksiniz. Fail olduğu için direkt kiltel merateyni. Raitu kiltel merateyni, marartu bi kiltel merateyni. Yani açık isme izafe edildiklerinde takdiri ilap alacakları. Birazdan bunu anlatacak. Buraya dikkat edin, burayı kaçırmıyoruz. Kaidesine bakın lütfen. Kila ve kilta ile udifa ile nudma zamire izafe edildikleri zaman yu'rabani yu'raben müsenna. İkil olan isimlerin irabı ile iraplanır. Zamire izafe edildiklerinde ikil olan isimler gibi raf hali damme ile olur mu? Raf hali elifle nasb ve cerali iye ile olur. Bil elifi raf'an, raf hali elifle ve bil yayı nasb ve cerre nasb ve cerali iye ile gelir. Ne zaman? Zamirlere izafe edildiği zaman. Pekala. لِيَنَّهُمَا بُنَّا مُلْحَقَّانِ بِهِ فِي الْاِرَبِ İrab'da nedir? İkil olan isme mülhaktır. Yani onların grubundandır. Örnek الرَّجُولَانِ Bakın, رَجُولَانِ كِلَاهُمَا رَيْتُ الرَّجُولَيْنِ كِلَيْهِمَا مَرَرْتُ بِالرَّجُولَيْنِ كِلَيْهِمَا Gördüğünüz gibi kila, kila arkadaşlar burada zamire izafe edildiği için irabı ikili olan isimlerin irabı gibidir. Burada öyle. Ama şu ikinci satırı unutmayalım. Hemen aşağı iniyoruz. Ve idâ udîfâ ilâ gayri. Zamirin dışında bir şey izafe edilirlerse kilâ ile kiltâ. O zaman tenzemuhâ el-elif. Elif ona lazımdır. Asla değişmez. O zaman ve yu'rabân i'râben ismin maksur. Maksur olan isimlerin irabı gibi iraplanır. Takdiren, takdiren, takdiren. Bir harekatin mukadderatin alel elif. Elifin üzerine takdiri harekelerle. Örnek caet kiltel merateyni. Burada fail olduğu için takdiren merfudur. Raitu kiltel merateyni. Burada raitun meful olduğu için takdiren mansuptur. Marartu bi kiltel merateyni. Burada da harf-i cerden sonra geldiği için takdiren mecrurdur arkadaşlar. Alıştırmasına bakıyoruz. Temrin. Ekkidi damirel muttasil ve damirel münfasıl. Muttasıl ve münfasıl zamirleri pekiştir, tekit yap. Fil cümlenin atiye gelecek olan cümlelerde tekiden lafsiyen, lafsi bir tekit ile. Lafsi tekitse artık kelimeyi ya birebir aynısını söyleyeceğiz ya da müradifini, eş anlamlısını kullanacağız. Nektubu nahnu ederse. Buraya nahnu'yu getirdik. Çünkü gizli nahnu'nun nahnu diye arkadaşlar ne olur? Bir tekit olur. Nektubu nahnu ederse. İki, tektubune entum. Tektubune entum ederse. Ezhebu ene. Burada içinde bir ene var. Bir tane daha ene getiriyoruz buraya arkadaşlar. O da ne oluyor? Pekiştirme oluyor. Gizli olan zamire. Züheyr'in yektubu huve. Buradaki huve, gizli huve'nin pekiştiricisi oluyor. Züheyr'in yektubu huve ederse, normalde yektubu derse dememiz yeterli. Şu ikinci huve'yi pekiştirmek için getiriyoruz. El feteyatu, genç kızlar, yusafirne, hünne, çok güzel, hünne, bakın. Mühennes gaybı olduğu için, eğer ki muhatap olsaydı entün olurdu. Tüsafiru ente. Tüsafirun içinde zaten bir ente var. Bir tane daha ente getiriyoruz. İkinci ente birincisine tekit oluyor. Ettirmidani yekra'ani huma. Yekra'ani huma. Dokuza geçiyorum sonuncusuna. Tekulu ente el hakka mesela. Evet arkadaşlar, ikinci alıştırmamız. Ekkidi damirel muttasil ve damirel müstetir. Fil cümleli sâbıkı, şu geçen cümlelerde nefs ve aym. Bu sefer de diyor nefs veya aym kelimesini koy. Orada da neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Nefs veya aym kelimelerini bunlarla kullanırken ne diyeceğiz? Nektubu doğrudan müstetir zamir nefs aym kelimesini alamıyordu.
O zaman önce ne yapıyorduk? Nektubu nahnu enfusuna veya nefsuna değil enfusuna. Nahnu çoğul ya. Tektubune entum enfusukum ederse. Ezhebu gizli bir ene var. Ezhebu ene nefsi. Mesela. Züheyrün yektubu huve nefsuhu. Mesela. Elfeteyatu yusafirne hünne enfusuhunne. Mesela. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde çoğaltmasını yapıyoruz. Yani manevi tevkid yaparken sadece şuna dikkat edeceksiniz. Müstetir ve muttasıl olan bitişik olan zamire doğrudan nefsuhu aynuhu tevkid yapamazsınız. Önce mufasıl zamir, sonra da nefsuhu aynuhu manevi tevkidini kullanabilirsiniz. Beyni tevkidel lafzi ve tevkidel manevi fil cümlel atiye. Gelecek cümlelerde lafzi ve manevi tevkidleri belirle diyor. Çok kolay. Yevmun vahidun lil alimi hayrun min senetin kulliha lil cahil. Cümleye bakın ya. Alimin bir günü diyor, cahilin bir senesinden daha hayırlıdır. Alimin bir günü, cahilin bir senesinden daha hayırlıdır. O zaman o ilmi elde etmek kayda değer bir şeydir. Burada arkadaşlar, burası müptela hayrından itibaren haberdir. Min senetin kulliha. Burada tevkid var. Başka var mı tevkid? Herhalde yok. Kul kelimesi manevi tevkidlerdendir arkadaşlar. Hatırlayalım. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِسِ. Bütün meleklerin hepsi secde etti. İblis hariç. Melaiketü kelimesi kulluhumla ecmeûne ile tevkid edilmiş arkadaşlar. Manevi tevkidler. يَشْغَلُ الْعَاقِلُ اَوْقَاتَهُ جَمِيعَهَا جَمِيعَهَا بِالْعَمَلِ الْمُف۪يدِ. Akıllı adam meşgul eder vakitlerini, hepsini faydalı amellerle. Cemi'a kelimesi, avukat kelimesine manevi tevkid olmuş. نَحْمِلُ نَحْنُ. Bakın lafzi tevkid. Gizli olan nahnuya açık nahnu tevkid oldu. Bu da manevisi. نَحْمِلُ نَحْنُ اَنْفُسُنَا. تَبْعَةَ هَذَا الْأَمْرِ. Biz diyor bu işe tabi edeceğiz nefsimizi, yani uyduracağız, yani bu işe uyacağız. Gizli öznemiz nahnuya önce muttasıl munfasıl zamir lafzi tekit olur, sonra enfusuna manevi tekit olarak kullanılmış. Zaten doğrudan nahnu olmadan gizli nahnuya enfusuyu tekit edemeyiz. Umtu ene nefsi. Bakın burada da aynı olay var. Tu var, muttasıl zamir. Manevi tevkid alabilmesi için munfasıl bir zamirle tevkid edilmesi lazım. قُلْتُ عَلَى نَفْسِي بِهَذَا الْعَمَلِ. Ben kendim bizzat bu işi yaptım. لَا أَفْعَلُ الشَّرَّ أَبَدًا. Asla ben şer işlemeyeceğim. لَا'yı burada harf harfi tevkid etmiş arkadaşlar. Yedinci cümleye geçtim. قُلِ الْحَقَّ قُلِ الْحَقَّ. Gördüğünüz gibi cümle cümleye tevkid oldu. Hakkı söyle, hakkı söyle. Ra'aytul kitabeyni kileyhima. Kitabeyni kileyhima. Kitabeyni mef'uldür. Kileyhima da manevi tevkididir. Tekulûne entum el hakka. Entum burada tekulûne'ki vava tevkid olmuş. Lafsidir. Etâke etâkel faracu. Kurtuluş sana geldi geldi. Etake etake fiil fiili tevkid etmiş arkadaşlar. Fiil fiili tevkid etmiş. Nedfa'u nahnu el aduve. Açıkta görünen nahnu, gizli olan nahnuya tevkid-i lafzı olmuş. Evet, son alıştırma kısmımız herhalde. Es-sanaatu ve ticaretu kiltahuma. Sanayi ve ticaret ikisi. Burası tevkid oldu. Min daruriyyatil umra. Medeniyetlerin zaruriyatlarındandır. Yani zorunlu işlerindendir. Olmazsa olmazlarındandır. Evet. Şehircilik diyebilirsiniz. Umrana, şehircilik, medeniyet gibi anlamları var. Kiltahla burada nedir? Manevi tevkiddir. Hadari, hadari kalıbını hatırlayın. İsim fiillerdendi. Feali vezninde gelen kalıplardandır. Hadari, ihdar demektir. Sakın, sakın demek. Hadari en tuhmilu vacibatikum
kullaha. Hadari ihdar demek. En tuhmilu ihmal etmekten sakın. Vacibatikum. Ödevlerinizi, görevlerinizi ihmal etmekten sakının. Kullaha hepsini. Yani hiçbirini ihmal etmeyin. Kullaha burada tehdit olmuş. Vacibatikum kelimesi. Vacibat mef'uldür. En tuhmiliye. O yüzden mansuptur. Nasb alameti kesradır. O yüzden kullaha mansup okunuyor. Sebebi bu. La tedhul ente nefsuke. La tedhul ente nefsuke. Fima la ya'nike. Seni ilgilendirmeyen şeylere sen kendin bizzat girme, müdahale et, olma. Müdahil olma. La tedhul ente nefsuke. Sen kendin bizzat. La tedhul. Girme. Bulaşma. Fima. O işe ki. La ya'nike. Seni ilgilendirmeyen şeylere bulaşma. La tedhulun içinde gizli bir ente var. Açık olarak ente. Ona tehdit olmuş. Nefsuke de o da manevi tehdit olmuş. Ekrim. Ümmeke ve ebake bi durubil ikrami cemi'iha. Şurayı tehdit yapıyoruz. Durubil ikrama tehdit yapıyoruz. İkram et annene ve babana. Bi durubil ikram. İkram çeşitleriyle, bütünüyle, bütün ikram çeşitleriyle ikram et. Cemi'a kelimesi manevi tehdit oldu. Ekrim kiltel müştehleteyni vahterim kilteyhima. Birincisinde arkadaşlar zamire izafe edilmediği için elif zorunludur sonundaki elif. Ekrim emir kipini meful olduğu için takdiren mansuptur kilta. Ama ikinci grupta ihterim kilteyhima o ikisine ikram et. Burada da himaya izafe edildiği için muarap olduğunu söylüyor. Mansuptur. İhterim fiilinin mefurudur arkadaşlar. Burada tevkid yok. Son örnekte tevkid yok. Kila ve kiltanın kullanımı var sadece. Birinci kısımda zamire izafe edilmediği için takdiri irap alıyor. İkinci kısımda zamire izafe edildiği için irabı ya elifle ya yayl olur. Yani ikil olan isimlerin irabını alır. Burada bu cümlede mefur olduğu için mansuptur yeyle. Bu şekilde irabını yapıp dersimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.